Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, kendisinden başka bir ilah olmayan, gayb ve şehadet alemlerini bilen, dağa tecelli buyurup onu un ufak ettiğinde elçisi Musa'nın aleyhisselam bayıldığı, yüceler yücesi Rabbim, bu duayı taşıyan ve okuyanlarla beraber kadın erkek, bütün sihirbaz, cin ve gul yabanilerin, iblis, ordusu, taraftarları ve tabilerinin, zalimlerin, kötülük maksadıyla sihir öğrenenlerin ve perçemi senin yedi kudretinde bulunan bütün yaratıkların şerrinden sana sığınıyorum. Rabbim, elbette senin her icraatın hem güzel hem de adildir, dosdoğrudur. Şeytanların ve dostlarının dürtmelerinden, kışkırtmalarından, aldatmalarından, rüzgarlarından, yürüyenlerinden yahut binek kullananlarından, toplu ya da tek hareket edenlerinden, yine onlar için de havayı, düz arazileri veya dağları mesken tutanların, karaların ya da denizlerin dehlizlerinde yaşayanların, ateşe veya suya tapanların, sokaklarda gezinenlerin yahut yahşi ve yırtıcı hayvanlara eşlik edenlerin, tepelerde, ormanların derinliklerinde, harabelerde ya da yerleşim yerlerinde hayat sürdürenlerin ve insanların kalplerine vesvese verip onların günah işlemelerine sebep olanların şerlerinden kebir, müteal, sekiz meleğin, sağlam arşın, zevali olmayan kürsinin Rabbine, arşın, güzellik ve azamet otağının üzerinde yazılı ismine, kendisiyle ölüleri dirilttiği ve dirilerin canını aldığı ismine, ismi azama, esma-i hüsnaya ve yine kendileriyle enbiyaya aleyhisselam ve hususiyle Hazreti Muhammed'e aleyhisselatu vesselam nimetler verdiği isimlerine ve kebir, kerim, azim Rabbimin cenneti, cehennemi, gece ve gündüzü yarattığı isimlerine sığınıyorum. Bu duayı taşıyan ve okuyanlarla beraber kendileriyle yıldızların aydınlandığı, arzın istikrar kazandığı yüce isimlerine, arş-ı azama, kullarının yüce emellerini gerçekleştiren ve onlara bolluk üstüne bolluk yaşatan Rabbime, esma-i hüsnaya, onların içinde duaların daha çabuk kabulüne vesile olanlara, kendisiyle kullarından dua edenleri muhabbet ve rızasıyla karşıladığı yüce, gizli ve bereketli ismine ve Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an-ı Azim'deki bütün isimlerine sığınıyorum. Yüce Rabbim, ne olur bu dua ile kapının tokmağına dokunanları, inatçı zalimlerin ve zarar verebilecek cinlerin, ayakta olanlarının ya da oturanlarının, uyuyanlarının veya uyanık olanlarının gizli ve açık şerlerinden muhafaza buyur. Sonsuz la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ile huzuruna geliyor. Hamdü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz. Yakarışlarımıza icabet buyur Rabbimiz. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.